Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme İzleme Merkezi Kuruluş Müdür Vekiliyim. Şiddet görmüyorum. Önceden çok görüyordum. Ölmeden önce çok şiddet görüyordum ben. Şimdi öldü. Kurtuldum yani. Çocuklukta başlıyor şiddet ve öğreniliyor. Kadına şiddet önce ailede başlar. Yani çocukken eğitilmesi gerekiyor bence. Kadına şiddet idamla önlenebilir. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Sizce kadına şiddet nasıl önlenebilir? Ya bence tamamen topyekun bir eğitim gerekiyor bunun için. Zihinlerin eğitilmesi gerekiyor daha doğrusu. Burada da en büyük görev aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na düşüyor diye düşünüyorum. Çünkü bu ülkede çok fazla çocuk gelişimi mezunu var ve aile planlaması dersi alıyorlar. Bu konuda çok fazla ders alıyorlar. Gerekli yerlerde özellikle çocukların en küçük yaştan itibaren birbirlerine karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir eğitim verilirse ciddi anlamda bu problemin önüne geçileceğini düşünüyorum. Çünkü eğitim kökten verilir. Yani sonradan birilerine bir şeyleri anlatmakla, yapmayın etmeyin demekle bu çözülmez. Ayrıca bence cezalar da caydırıcı değil yani. İnsanların gözünü korkutmuyor. Öncelikle kadına şiddeti önleyebilmemiz için çok ciddi tedbirler alınması ve ağır cezalar getirilmesi gerekiyor. Bu konuda da yani yapılması gereken şey gerçekten ağır cezaların ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kadına saygılı olmak gerekiyor. Kadın hakları olması lazım başta. Ben Avrupa'da da yaşadım yani. Ama kadın hakları orada tamamen çok farklı. Burayla oranın çok farkını görüyorum. Çok kızıyorum bu haksızlıklara karşı. Ama toplum olarak yani buna mücadele etmemiz lazım. Tek taraflı senin benim yapmamla olmuyor yani bir şeyler. Yani bir erkeğin hakkı varsa kadının da hakkı olmalı diye düşünüyorum. Kadına şiddet bir cezalar daha ağırlaştırırsa önlenebilir. Biraz daha yani korkutucu olması lazım. Daha ağır, daha şey olması lazım yani. Biraz daha yani hafif olmaması lazım. Kadına şiddet yani en iyi şekilde yani kadınların kendi ayağı üzerinde durabilmesi gerekiyor. Yani öyle olursa biraz daha yani başından salabilir bu şiddeti yani bence. Ben böyle düşünüyorum. Yani bir de hep eşten olmuyor şiddet. Her taraftan yani bu şiddet kadına şiddet oluyor. Kınıyorum yani. Kadına şiddet idamla önlenebilir. Kadına şiddet yani kadına şiddetin her türlü cezası vardır. Devletin önlemesi lazım. Kadına şiddet çünkü nasıl anlatayım, eşler birbirinden ayrılıyor. Ya nafaka konusunda tartışma çıkıyor, ödememek gibi. Kadın sessiz kalmamalı şiddete karşı ve şiddeti uygulayan her kimse o kişiyle ilişkisini veya yakınlığını bitirmeli hemen. Kadına şiddet anlaşılarak olur. Birbirine saygı ve sevgiyle olur. Şiddet olmaz yani. Dünya değişti. Cenab-ı Allah insanları birbirine şiddet yapsın diye yaratmadı. İnsanlarımız biraz daha bilinçlendirilmeli bence bu konuda. İnsanların daha fazla birbirlerine saygı duymaları gerektiğini düşünüyorum. Neticede baktığımız zaman herkesin kendine karşı bir saygısı, insanlara karşı bir saygısı olması gerektiğini düşünüyorum ama biz birazcık bazı konularda saygı duymayı bilmiyoruz. Yani kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymakta zorunlu olduğumuzu düşünüyorum. Birazcık daha halkımız, toplumumuz bilinçlendirilmeli. Bu konuda kadınlar da aynı şekilde bilinçlendirilmeli. Sadece erkekler değil bence. Eğitim olur, başka şekilde mümkün değil. Eğitilmeli yani insanlar okul olarak değil, kendini eğitmeli. Yani muhasar medeniyet seviyesine çıkmış ülkeleri örnek almalı. Kadına şiddet erkeklerin eğitimiyle önlenebilir anca. Bir de bence ekonomik özgürlük olunca ekonominin de çok önemli şeyi var. Kadına şiddet de ekonomi düzeltilerek de önlenebilir. Kadına şiddet sadece yani şiddet dediğimiz zaman sadece kaba kuvvet değil. Yani bunun yanında maddi manevi bir sürü bildiğiniz gibi olaylar var. Çaresiz bırakma, işte bakma ve ilgilenme gibi şeyler vardır. Yalnız eğer bu şiddeti önlemek istiyorsa dinimize tamamen uymamız lazım. Hadislerde, ayetlerde belirtiliyor zaten. Kadına şiddet hani önlenemez aslında. Hani önlenmesi için İslami bir yönetim olması gerekiyor. Hani bana göre hani İslam kadına en büyük değeri veren İslam'dır. Bu sistemler kadına ancak
bir araç olarak kullanıyor. En güzeli bence idam. Yani onun haricinde pek mümkün değil Türkiye'de. Erkeklere yetebilir. Başka bir şekilde olmaz bu. Erkeklerin eğitilmesi lazım. Peygamber Efendimizin veda hutbesiyle önlenebilir. Başka hiçbir yol yoktur. O veda hutbesini yayınlayın. Kadın hakkında Peygamber Efendimiz ne bahsediyor? Orada yazıyor kızım. Onlar Allah'ın emanetidir buyuruyor. Onları koruyunuz buyuruyor. Siz zaten isterken emaneti olarak istiyorsunuz babasından. Ondan sonra asıyorsunuz, kesiyorsunuz. E oluyor mu, olmuyor? Ben ilk önce kendimi tanıtayım. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme İzleme Merkezi Kuruluş Müdür Vekiliyim. Şönümlerin kurulma amacı da kadına şiddetle ilgili mücadelelerini önleyici olarak da yapılan etkinlikler, eğitimler, faaliyetlerle tüm topluma kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelelerimizden bahsediyoruz. Özellikle şönümler işte şiddetin önlenmesiyle koruyucu önleyici tedbir kararlarının etkin bir şekilde uygulamasına yönelik herkesin başvurabileceği, şiddet mağdurlarının başvurabileceği, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin aldığı bir kuruluştur. İlimizde de 8.30-5.30 mesai saatleri arasında hizmet vermekteyiz. Artı bir takım mağdurların ulaşabileceği sosyal destek hatları var. Ali 183 ücretsiz 7/24 saat çalışan ücretsiz destek hatlarımız. Yine KADES uygulamasından belki emniyetteki arkadaşlarımız da bahsetmiştir. Yine WhatsApp ihbar hattımız 0501-183-0183 7/24 saat veren, hizmet veren ücretsiz destek hatlarımızdır. Başka sormak istediğiniz soru var mı? Alabilirim. Teşekkür ederim. Vallahi ne olursa önlenebilir. Başbakanlığımız önlerse önlenir yani bu. Eşim öldü benim. Şiddet görmüyorum. Önceden çok görüyordum. Ölmeden önce çok şiddet görüyordum ben. Şimdi öldü. Kurtuldum yani. Herhalde annelere ve babalara çok büyük iş düşüyor. Çünkü çocuklukta başlıyor şiddet ve öğreniliyor. O yüzden anne babaların daha dikkatli olması gerekiyor bence bu konuda. Çocuklarla o şekilde yetişiyor. Yani kendi aralarındaki ufak bir kavgadan bile çocuklar o kadar çok etkileniyor ki. Hiç umursamadığınız, aslında önemsemediğiniz şeyler çocuklar için giderek büyüyerek bir çığ haline geliyor. Kadına şiddet önce ailede başlar. Yani çocukken eğitilmesi gerekiyor bence. Eğitimle önlenebilir. Ayrıca cezaların da arttırılması gerekiyor.